Ekonomist Onur Çanakçı bizlerle birlikte bu bölümde. Sayın Çanakçı, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Bilgi Hanım, iyi yayınlar diyorum, sağ olun. Teşekkür ediyoruz katıldığınız ve vakit ayırdığınız için. İşte gördüğünüz gibi kayyumu konuşurken, bu siyasetteki çalkantıları konuşurken mutfakta başka neler neler pişiyor. Ama yurttaşın haberi bile olmuyor bunlardan. Nasıl kalkacağız biz yılbaşından itibaren bu vergilerin, cezaların, zamların altından Sayın Çanakçı? Şimdi her geçen dakika, bırakın saati, günü artık bir kenara bırakıyorum. Her dakika daha kötüye gidiyor her şey. Yani burada AKP'nin yönetimi artık kontrolden çıkmanın dışında zarar verici bir hale geldi insanlar açısından. 2025 bütçesinde yakında tüm yurttaşlar bununla ilgili bilgi sahibi olacak. Yaklaşık olarak gelirimizin %85'i vergi. Yani bütçenin gelirinin %85'i vergi. Kardeşim, siz bu ülkede üretim yapmak istemiyor musunuz? Herhangi bir şekilde katma değer sağlayacak teknolojik yatırımlar yapmak istemiyor musunuz? Hani doğrudan yatırım getirecektiniz bu ülkeye? Hani para yağacaktı? Bir ara Gaye Hanım'ın masasının üstünde bir sürü yatırım şeyleri vardı, firmaları vardı. Can atıyordu, kapıları tekmeliyorlardı Türkiye'ye gelmek için. Ne oldu bunlar? Bal kabağına mı dönüştü hepsi? Yani döndü her şey. 2025'te AKP'nin yapacağı savurganlığın, AKP'nin yapmış olduğu hataların ve A'dan Z'ye tüm yanlışların bedelini diyorlar ki bu millete biz bunu ödeteceğiz. Bu kadar basit. Bu millet ödeyecek. Dün enflasyon açıklanıyor. 2.88. Bakın, temel mal ve hizmetler Bilgi Hanım. Geçen ay yıllık bazda 28.3 iken bu ay 28.5 temel mal ve hizmetler. Gıda enflasyonu 43.7'den 45.3'e çıkmış durumda. Siz bu durumdayken diyorsunuz ki enflasyon düşüyor. Sizin söylediğiniz orta vadeli plan da %33'lük açıklanan enflasyon %43-44'lere güncellendi. Onu da tutturamıyorsunuz. Tutturmanız için son 3 ayda 1.72 enflasyon gelmesi lazımdı. Şu durumda, mevcut duruma baktığımızda AKP'nin vergilerle boğduğu vatandaşın artık nefes alacak bir yeri kalmamıştır. Herhangi bir şekilde burada hiçbir vatandaşın mevcut duruma mutlu olduğunu veya sevindiğini düşünmüyorum. AKP'lisi dahil. Sonuçta CHP'ye oy veren vergisini ödüyor da AKP'ye oy veren vergi ödemiyor mu? Belli kısım haricinde gayet de güzel ödüyor. Bugün Türkiye'nin, Bilgi Hanım şöyle söyleyeyim, 6,5 trilyon dolarlık bir serveti var. Ülkedeki tüm servetimiz 6,5 trilyon dolar. Bunun %42'si nüfusun %1'ine ait. Bakın, %42'si %1'ine ait. Böyle bir düzen dünyanın hiçbir yerinde yok. Hani diyorlar ya, biz aynı gemideyiz. Kürek çeken kesimle yukarıda lüks kameralarda oturan kesim aynı insanlar değil. AKP artık bu saatten sonra bu ekonomiyi toparlayamaz. Ben bunu iddia ediyorum. Toparlayamaz. 2025'te gelecek zamlarla beraber nefes almak daha da zorlaşacak. Ve kalkıyorsunuz siz, bugün üfe ile tüfe oranlarına bakıyoruz. Üretici fiyat endeksi 32, tüfe 48. Normalde 1 puan, 1,5 puan fark olması lazım arada. Hadi 2 puan olsun ama aradaki farka bakar mısınız? %16'lık bir pay var. Bu ne demek? Demek ki üretici size güvenmiyor. Satan kişi size güvenmiyor. Programınıza güvenmiyor. Ondan dolayı da makası açarak bir şekilde kendini güvence altına almaya çalışıyor. Siz bugün kayyumla, ben çok o konulara girmek istemiyorum ama kayyumla veya herhangi bir algı ile yönetilen bir konuyu gündeme taşıyarak ekonomiyi geri plana bıraktığınızı düşünüyorsunuz ama vatandaşın gerçeği ekonomi. Vatandaşın gerçeği ikinci planda, ekonomiyi bu duruma getiren unsurların başında gelen sığınmacı sorunu. Türkiye'nin sorunu bu ikisi. Ne anayasa değişikliği düşünülen anayasa ne de herhangi bir şey bizim için bir önem arz etmiyor. AKP iktidarı artık kontrolünü kaybetmiştir ve ben şunu söylüyorum,
üzülerek şunu söylüyorum. Bunun muhalefet tarafından çok daha fazla dile getirilmesi lazım. Çok daha fazla. Bakın, toplam 20 yılda, Bilge Hanım, 20 yılda 725 milyar dolar cari açık vermiş AKP iktidarı, yönetimi. Cari açık vermiş 725 milyar dolar. Bu ne kadar korkunç bir rakam. Siz bugün 2025 bütçesinde 1 trilyon 950 milyar lira borçların faizine para ödemeyi düşünüyorsunuz. BIST 100'deki sanayi şirketlerinin toplam karı 500-600 milyar lira. Siz sanayi şirketlerin toplam karının 4 katını neredeyse borçların faizini ödemek için bütçeye yazmışsınız ki onu da tutturamayacaksınız. Ez cümle, 2025 bütçesi, ben artık bu işi idare edemiyorum. Ben artık bu işi yapamıyorum. İçinde bulunduğumuz durumu ancak ve ancak sizlerin alın teriyle, emeğiyle, yaptığım yanlışları sizlerin üzerinden alacağım vergilerle düzelteceğim demekten başka bir şey değildir. Artık yeter. Artık yeter. Bu milletin çektiği zulüm artık yeter. 20 yılda, bakın, 20 yılda yaklaşık olarak 2,5-3 trilyon dolar vergi toplayan AKP iktidarı, hani diyor ya, yol yaptık, köprü yaptık, otoban yaptık, onu yaptık. Bunların hepsi kamu özel işbirliği projesi. Ve millet geçerken ödemenin dışında bir de hazine garantisiyle bunun 25-30 senesi temlik altına alınıyor. Ben şimdi söylüyorum buradan, diyorum ki kamu özel işbirliği projelerindeki yollara, köprülere ödediğimiz para 26 milyar dolar. Nereye gitti bizim trilyon doları bulan bizim vergilerimiz nereye gitti? 26 milyar dolar ödenmiş Bilge Hanım. Yollara, köprülere. Bakın, 26 milyar dolar. Toplanan vergi içindeki payını siz hesap edin. Şimdi kalkıp insanlara diyorlar ki bizim yaptığımız yollarla vizyonumuz değişti. Çehremiz değişti. Görüntümüz değişti. Kardeşim, bu yaptığın yollara, köprülere, kavşaklara, tünellere 26 milyar dolar ödemişsin sen. 26 milyar dolar. Senin topladığın 2,5-3 trilyon vergi nereye gitti? 2 milyon 175 bin tane çalışan varmış. Kamu çalışanı. AKP geldiğinde şu anda 5,3 milyon. Türkiye genelinde istihdam %35 artarken kamudaki istihdam %145 artmış. Şimdi böyle bir yükün altında siz bugün kamusal mal ve hizmetlerde tasarrufa gitmeden, siz bugün kamuda tasarruf yapmadan, siz bugün bu saltanatı insanların alın terini kullanarak devam ettirdiğiniz sürece Türkiye'nin bütçesi son 10 yılda geldiği gibi daha kötüye gidecektir. Evet. Bunun önüne geçmek AKP'nin yapabileceği bir şey değildir artık. 3-5 yerden maaş alan bürokratlar kamu özel işbirliği projelerinde 1 lira vergi vermeden, bu ülkenin vergi muafiyetinden, vergi istisnasından faydalanan şirketler, bu ülkede bir emeklinin verdiği vergi kadar bile vergi vermeyen holdingler, artık yeter diyorum. Artık yeter. Bu millet sizi daha fazla sırtında taşımak zorunda değil. Artık yeter. Algıyla yönetilen AKP iktidarı artık kontrolü kaybetmiştir. Ekonomik anlamda da kaybetmiştir. Kurumlar bazında da kaybetmiştir. Bu saatten sonra yapmaları gereken şey güven tazelemektir. Seçime gitmektir. Erken seçime gitmektir. Bunun başka yolu yok. Siz bugün bütçede bir şey yazıyor. Herkes merak ediyor. Diyor ki asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Ya asgari ücrete Mehmet Şimşek bütçede yazmış. Diyor ki asgari ücretten bir muafiyet, istisna alınır. Ya istisna vardır. Asgari ücret istisnası. Vergi alınmıyor bir süredir. Bu 2024 senesinde Bilge Hanım 677 milyar liraydı. Asgari ücretten alınmayan istisna 677 milyardı. Bu sene 2025 senesinde pardon, bu rakam 853 milyar. Yani diyor ki
ben size %25-26 zam yapacağım diyor. Bir kere. Tabii, açık ve net. Tek bir kere. Ben şimdi soruyorum. Yeniden değerleme artışının %44 olduğu, her şeyin fahiş bir şekilde arttığı, haberleşmenin bile yılbaşından bu yana kadar neredeyse %100'e, %200'e yakın artışının yapıldığı bir ortamda sizin asgari ücretliye ve emekliye verdiğiniz %25 hangi vicdana sığar? Hangi insanlığa sığar? Tabii insan isyan ediyor. Şimdi dışarı çıksak acaba hangi yurttaşın gündeminde anayasa var? İşte bakın yurttaşın gündemi belli. Sayın Çanakçı'nın da altını çizdiği gibi bir yandan da işte yeniden değerleme oranını ortaya koyuyoruz. Bir yandan asgari ücretliye yapılması planlanan zam. TÜİK'in düşük gösterdiği enflasyonla emeklilere yine reva görülecek bu sefalet zammı. Bunlar hep karşımıza çıkıyor. Sayın Çanakçı, şöyle bir baktığımızda nasıl bu işin sonu gelecek? Örneğin pasaport. Bir aile iki çocuğuna, hadi bir de kendisine pasaport almaya kalksa 2025 yılında 3 yıldan fazla süreli bir pasaport için 11 bin lira ödeyecek. Bu aile yurt dışına çıkmak istese kişi başına ödeyeceği yurt dışı çıkış harcı 720 lira olacak. Dolayısıyla işte bunları konuşmuyoruz, gündeme bile gelmiyor ama getireceğiz evet. Nasıl olacak bunlar? Şimdi şöyle, bir de insanların karşısına geçiyorlar. Ben isterdim ki Sayın Cevdet Yılmaz 2025 bütçesini açıklarken bir üzüntü içinde olsun. Böyle başı bir öne eğilsin. Desin ki biz bu noktadayız ama hani şartlar bu. Gayet gülerek. Sanırsınız ki Finlandiya'nın Cumhurbaşkan yardımcısı gibi bir açıklama yaptı kendisi. Gayet rahat bir şekilde. Mehmet Şimşek bugün yaptığı şeylerle diyor ki fiyat istikrar dediğiniz şey enflasyondur. Bugün sizin dezenflasyon süreci dediğiniz şey Türkiye'de henüz vatandaşın, hane halkının cebine yansımamıştır. Diyorlar ki iş iyi gidişat var, her şey yolunda. Bakın yabancıya bugün gittiğinizde para getirmek için adam size demeyecek mi kardeşim? Senin ülkende 175 milyar dolarlık döviz tevdiat hesabı var. Sen önce kendi vatandaşlarını ikna edip onlara güven ver. O paraları önce dolardan Türk lirasına döndür de ondan sonra gel bizim dolarlarımızı ülkeye çekmek için bizimle bir görüş, müzakere içinde ol demeyecek mi? Diyecek, diyor da. Ancak kimi getirirsiniz ülkeye? İşte bu carry trade dediğimiz yüksek faizle resmen kanımızı emen tefecileri getirirsiniz. Resmen kanımızı emen haramileri getirirsiniz. Bu ülkeye yatırım bu şekilde gelmez. Sizin anayasayla Yargıtay arasındaki, Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasındaki kavgalar gündemdeyken, bu kadar kayyum, bu kadar konu gündemi meşgul ederken, siz ülkenin yapı taşı olan, sigortası olan anayasayı değiştirmeyi aklınızın ucundan bile geçiriyorken, hiçbir yatırımcı Türkiye'ye parasını getirmez. Tatil için bile gelmez. Neden? Çünkü İsrail bize saldırabilir diyorsunuz. Bu şartlarla bırakın para getirmeyi. İnsanlar çoluğunu çocuğunu Türkiye'ye getirirken bile iki kere düşünür, iki kere. Ama kimsenin umurunda değil. Çünkü neden? AKP iktidarı herhangi bir şekilde vatandaşın geçimine değil, bir sonraki sandıktaki seçimine bakıyor. Bir dönem daha nasıl koltukta kalırımın hesabını yapıyor. Bakın çok basit bir şey söyleyeceğim. OECD ülkeleri arasında vergi ve muafiyette en fazla veren ülkeyiz. 2.2 trilyon. 2.2 trilyonla OECD ülkeleri arasında en fazla muafiyeti veren ülkeyiz. Evet, bütün muafiyet ve istisna bu tarz şeyler firmalara verilir. Niye verilir? Ar-Ge'sini geliştir, Ar-Ge yapsın, Ar-Ge'si gelişsin, istihdamını arttırsın, teknolojisini geliştirsin, daha katma değer sağlayacak bir ürün, hizmet ortaya çıkarsın diye vergi muafiyeti sağlanır. Ama Bilge Hanım, biz bu 38 tane OECD ülkesi arasında verdiğimiz en yüksek muafiyeti veren ülke olarak bunun karşılığını almada 36. sıradayız. 36. sırada, sondan 2. sıradayız. Neden? Çünkü siz vergi muafiyetini sadece yandaş ve candaş firmalara kullanıyorsunuz. Bugün hiçbir üretim yapmayan 3 marketlerin, zincir marketlerin
gıda marketlerinin kardeşim nasıl bir üretim potansiyeli var? Nasıl bir istisnaya kayda geçecek bir durumu var ki evet. Siz bu insanların vergilerini siliyorsunuz. Bu üç harfli marketlerin avantajı sağladığı, ekonomiye sağladığı avantaj nedir? Üretim yapmaz, bir şey yapmaz. Buradan paketli ürünü alıp diğerine veriyor. Siz bu insanlara nasıl vergi muafiyeti sağlarsınız? Evet. Nasıl istisna sağlarsınız? İşte bunların hepsini alt alta üst üste koyduğunuzda AKP iktidarının bu ekonomiyi bu şekilde daha fazla sürdüremeyeceği, insanların sırtına basarak bu ekonomiyi toparlayamayacağı aşikardır. Çok teşekkür ediyoruz. Ekonomist Onur Çanakçı bizlerle birlikteydi. Sağ olunuz, vakit ayırdığınız için kolaylıklar diliyoruz. İşte gördüğünüz gibi yurttaşın asıl gündemi değerli izleyiciler, emeklinin, emekçinin